Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Fatır suresi 32. ayeti kerime Sümme evresnel kitabel lezîne astafeyna min ibadina fe minhum zalimun li nefsih ve minhum muktesid ve minhum sabiqun bil hayrat bi iznillah zâlike huvel fazlul kebîr. Şimdi kitapla baş başayız. Allahu Teala Nebimiz, Peygamberimiz, Resulümüz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bu kitabı indirdi. Hak olarak, gerçek olarak ve hakkı tahkik etsin, Allahu Teala ortaya çıkarsın diye bu kitabı indirdi. Ve böylece evvelki kitaplarda ortaya konulan tüm bilgilerin tamamını doğrulayan, yepyeni bir hayat programını insanların önüne koyan bir kitap olarak geldi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu hem Mekke'de ortaya koydu, hem de bu sureden dolayı böyle söyleyeceğim, hem de Medine'de bunu bütün bir hayatın nasıllığı konusunda ortaya koyacak. Yani evlilikten boşanmaya, savaş kurallarından sosyal hayata, bütün kuralların da konulduğu bir sistem halinde bu kitabın hakları, hak olarak belirttiği bilgiler gerçekleşecek. Şimdi Allahu Teala diyor, biz bu kitabı indirdik. Böylece peygambere verdik. Fakat sonra sümme evrasnel kitab. Bu kitabı biz miras olarak bıraktık. Bu Kur'an, bu kitap, bu yazı, bu vahiy bir miras. Yani Allahu Teala bunu bir miras olarak ortaya koyuyor. Bundan önceki ayetlerde alimleri Allahu Teala anlatmıştı. Onların özellikleri de kitap okumak, kitabın peşine takılmak, namaz kılmak ve gizli açık Allahu Teala'nın verdiği nimetlerden insanlara da vermek, fedakarlık yapmak, infak etmek diye anlatmıştı. Onların özelliğini, alimlerin, peygamberlerin varisleri olduğunu da biliyoruz. Bütün müminler alimdir. Çünkü Rabbini bilmektedir. Ve bu ilmi, bilgisi kitapla çoğalttıkça da onun da ilmi artacaktır. Yani mümin olmak, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye bir tercihte bulunmak bir ilimdir. Rabbini biliyor, kitabı biliyor, ahireti biliyor, hesap gününü biliyor, cenneti cehennem biliyor. Bu bilgisiyle kafirlikten çok uzak bir noktadadır. Yüksek bir mertebededir, yücedir. Ama bu bilgisi kitabıyla çoğaldıkça, Allah'ın ayetlerini tanıdıkça, Rabbinden gelen bilginin peşine takıldıkça artacak, yücelecek, yükselecektir. Ve böylece onun ilmi arttıkça da haşyeti arttıkça da Allah katındaki derecesi çoğalacaktır. Estağfurullah. Şimdi Allahu Teala işte böyle bir miras. Kulların mirası sevmeleri doğaldır. Hepimiz parayı seviyoruz, dünyalığı seviyoruz. Bize miras olarak kalan şeyler bizim hayatımıza yepyeni bir rahatlık getiriyor. Bununla dünyamızda bir genişleme oluyor. Ama bu mirasına getirdiği yeni sorumluluklar, yeni durumlar var. Beni Rabbim şimdi kitapla karşı karşıya getiriyor ve diyor ki biz kitabı miras olarak bıraktık. Kime? اَلَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا Kullarımızdan seçtiklerimize. Demek ki bu kitap içinde seçilen kullar var. Mümin olmak bu şerefi taşımak demektir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğimizde, bu son kitap için bunu özellikle söylüyorum. Diğer peygamber aleyhisselamların ümmetleri de aynı şekilde o dönemin vahyine, kitabına seçilmiş mirasçılardı kulların arasından. Allah'ın bütün kulları var. Bütün kullar kitaba muhatap. Bütün kullar Allah'ın kitabıyla karşı karşıya. Fakat onlardan seçilenler, mümin olanlar bu yükün, bu sorumluluğun ve ama aynı zamanda bu şerefin altındalar. Bu şerefle üstün gelecekler tüm toplumlara. Bunu tercih etmeyen, bunu kabul etmeyen, bu kitabın yükünü yük etmeyen, bu kitabın
mirasını kendileri için bir güzellik, bir erdem, bir çoğalım olarak görmeyen, buna sırtlarını dönenler ise hem kulluktan kaçmış, uzaklaşmış olacak, başka varlıkların kulu kölesi olup onların verdiği bilgilerin mirasçısı olmayı tercih edecekler. Bizler bu kitabın tercihindeyiz. Bu kitabı tercih etmişiz. Dolayısıyla Allah-u Teala tarafından da seçilmiş oluyoruz. Rabbimizin bizi seçtiği bir makama ulaşmış oluyoruz. Ya Rabbi, bizi bu kitabın muhatabı kıldın. Ya Rabbi, ne olur onu anlayan kalpler, onu kavrayan zihinler, onu konuşan diller, ona bakan gözler, onu yaşayan beden, onu yaşayan mal mülk ihsan et bize. Senin dediğin gibi olalım. Bu kitabın mirası bizim omuzlarımızda olsun. Bununla yücelelim ve bu kitabı şanla şerefle yeryüzündeki insanların tamamına duyurmayı bize ihsan et Allah'ım diye dua ediyoruz. Fakat kitabın karşısında bu mirasçı olan kullar, ben önce bu tefsirle ifade etmek istiyorum. Yani hepsi mümin olan bu kullar şu üç konumdadırlar. Feminhum, onlardan kimi? Zalimun li nefsi. Kendisine yazık eder. Zalim, biliyorsunuz, bir şey yerli yerinde kullanmayan kimse için söylenir. Ya da zulüm budur, bilirsiniz. Yani işte gözüm var, bu gözü ben Allah'ın istemediği bir yerde bir bakışla kullandıysam gözüme zulmetmişim demektir. Bir kulak var, bu kulağı Allah'ın duy dediği yerde değil de duyma dediği şeylere doğru açmışsam, Allah korusun. Bir kalp, sevme dediklerini sevmişsem, korkma dediklerinden korkmuşsam, bir ayak onunla gitme dediği yere yürümüşsem, olma dediği yerde olmuşsam, ol dediği yerde olmamışsam, bunlar hep zulümdür. Ve zulüm iki türlü. Başkalarına yapılan zulüm var. Eşyaya yapılan zulüm. Varlığa, hayvanlara, bitkilere yapılan zulüm. İnsanın insana yaptığı zulüm, haksızlıklar, kadının kocasına, kocanın hanımına, İşte ana babanın çocuklarına, çocuğun ana babaya, alan satan arasında buna benzer günahlar, haksızlıklar, zulümler, mazlumiyetler oluşur. Kişinin kendine zulmetmesi aslında Allah'ın istemediği bir halde olmasıdır. Allah'ın istemediği her hal kişinin kendisine yazık etmesi, kendini harcaması, boşa götürmesidir. Kur'an'da zalim hem kafir için kullanılan bir tabir, tariftir ki bundan sonraki ayetlerde gelecek. Öte yandan atamız Adem ile Havva'yı şu cümleyle buluruz, bilirsiniz. Cennette yememeleri gereken bir ağaçtan tattıktan sonra dünyaya düştüler de şu öğretilen kelimelerle Allah'a dua ettiler. Rabbena zalemna enfusena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Rabbim, biz kendimize yazık ettik, perişan olduk. Biz zulmettik kendimize. Eğer sen bizi affetmez, bağışlamaz, bize merhamet etmezsen biz kaybedenlerden olacağız demişler. Böyle tövbe etmişlerdi. Öte yandan Yunus aleyhissalatü vesselam balığın karnında aynı şekilde la ilahe illa ente subhanek inni küntü minel zalimin demişti. Dolayısıyla Rabbim, ben senden başka ilah yoktur. Ben seni tesbih ediyorum. Ben kendime yazık ettim dedi. Bu ikisiyle birlikte başkaları da var Kur'an'da ama bu ayeti anlamaya çalışırsak yapmamamız gereken bir işi yaptığımız, olmamamız gereken bir yerde olduğumuz, olmamız gereken yeri terk ettiğimiz bir kulluk dilimi olabilir. Yani kitabı okuyan, kitapla olan, kitabı tanıyan, en azından kitaba iman eden, kitabı seven fakat onun gereğini yaşamayan, onu okumaya çalışmayan, onu anlamaya çalışmayan, kendisine verilen bu büyük mirasın farkındalığını tam anlamıyla fark etmeyen ve gereğini yapmayan kimselerdir onlardan kimisi diye anlayabiliriz. İkinci bir bölüm var. Bu kullar üçe ayrılıyor. Onlardan bir kısım böyle. Ve minhum muhtasit, bir kısım orta yolludur. Yani zaman zaman bu kulluğun gereğini fark ediyor. Okuyor kitabını, anlamaya çalışıyor. Anladığını gündeme getirmeye çalışıyor. Emrini emir biliyor, yasağını yasak biliyor. Ve böylece bir gayretin içerisindeyken öte yandan nefsi, arzuları, dünyası, istekleri galebe de çalıyor. Ve biraz da oraya doğru yöneliyor. Bu kitabın gereğinden, bu kitabın yüklediği yükten uzak düşüyor. Bu sorumlulukta tam gereğini yapamıyor. Böyle bir denge içerisinde çırpınıyor da denilebilecek bir pozisyonun adamları. Bir de وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ Allah'ın izniyle hayırda yarışıyor, iyilikte koşuyor,
müsabaka yapıyor. Sürekli kendisiyle yarış halinde. Daha iyi olma çabasında. Bir günü bir güne eşit değil. Sürekli hayra doğru koşmak derdinde. Allah'ın kitabını okumuş, öğrenmiş, anlamış. Başta zaten ona iman etmiş. Sonra onun anlamını insanlara aktarmış, bu kitabın sözcülüğünü yapmış. Nerede olursa olsun bu kitabın, bu vahyin dile getireni olmuş ve emrini emir, yasağını yasak bilmiş. Hayatı bununla dopdolu olan bir grup var. Bunlar da en güzelleri ki zalike huvel fazlul kebir. En büyük fazıl, en büyük başarı, lütuf da budur. Yani bu son cümle bu sondakilere daha yakın. Daha çok demektir bu. Ama bu cümle, yani Allah'ın bu büyük ikramı bütün bu kullara yakındır. Kendilerini Allah'ın seçtiği tüm Allah'ın kitabına varis olan, o kitabın mirasını tamam kabul etmiş olan herkese Allah'ın bu lütfu ikramı çok yakındır diye de anlayabileceğiz. Şimdi şöyle bilgiler de var. Feminhum zalimun li nefsi, kendisine zulmeden kişi bir mazlumiyetin içindedir aynı zamanda. Bu da enteresan bir durum. Ben zalimim, kendime zulmettim günah işlemekle. Ama bu zulmüm kendime olduğu için mazlumiyet de benim. Dolayısıyla Allah mazlumların sesine çok yakındır. Mazlumun feryadı, figanı, istirhamı, Allah'tan istediklerine Allah'ın kulak verişi çok daha yakındır. Dolayısıyla kişi kendinin zalimi bile olsa, bu zulmü işleyen ben olduğum halde aynı mazlumiyeti ben taşıyıp istiğfar eder, af diler, yardım istersem Allah dolayısıyla onu affetmeye de en yakın olan kimsedir. Dolayısıyla altta düşen günahkarlıkla seviyesini küçülten, kitabın misyonunun şerefinden uzağa düşmüş olan bir adam bundan dolayı döner, af dilerse hiç umutsuzluğa kapılmayacak. Allah onun elinden tutar ve onu yüceler yücesine doğru çevirir. Öte yandan sabikun bil hayrat bi iznillah olan, Allah'ın izniyle hayırda yarışan kimse de havalanmayacak, kibirlenmeyecek, ben yaptım demeyecek, muhteşemim, acayibim, çok güzel gidiyorum, ben bu işleri yapan birisiyim, hayırda yarışıyorum, hayırın öncüsüyüm, en önde ben gidiyorum diye hiç havalanmasın. Bu Allah'ın izniyle olmaktadır. Allah'ın verdiği imkanla, yetkiyle, Allah-u Teala'nın verdiği güç kuvvetle olacaktır bu işler. O da kendini tutsun ve ümit ve korku içerisinde yaşayacağımız dengeli bir Müslümanlığı Allah bize lütfetsin. Şimdi bir cümle daha söyleyeyim bu ayet-i kerime ile alakalı. Bu üçü üç farklı adam mıdır? Evet öyledir diyor tefsirlerimiz. Yani baştan beri anlatmaya çabaladım. Bir kimse ki kendine yazık etti kitabın varisi olduğu halde. Bir kimse ki orta yollu oldu, bir kimse ki hayırda yarıştı Allah'ın izniyle. Evet, içimizde böyleleri olacaktır. İçimizde günahkarlar, içimizde ortada duranlar ve içimizde öncü olanlar olacaktır. Fakat belki de şöyledir. Kul hayatının her bir aşamasında bazen aynı gün ve zamanlar içerisinde, bir gece ve gündüz içerisinde bu üç hali kuşanabilir. Yani bazen günahkarlıkla aşağılara düşebilir. Zulmeder, yazık eder, kitabın misyonundan aşağılara düşer. Sonra toparlar, orta yollu bir duruş sergiler. Biraz oradan biraz buradan bir denge oluşturur. Sonra hayırda yarışabilir. Ve ama sonra bu tekrar allak bullak olup düşebilir. Böylesi bu üçlü model bir karakterin üç hali, üç yüzüdür diye de diye konuşabileceğimi zannediyorum. En azından bizde böyle şeyler gerçekleşiyor diye anlayalım. Yani düşkün olduğumuz bir andan, bir anda fırladığımız, yarışmaya başladığımız, hayır koşusunda bulunduğumuz demlere de geçebiliriz. Bunu korumak da çok güç. Sürekli hayır üzere koşmak mümkün olmadığında düşüşlerimiz, sürçmelerimiz, kapaklanmalarımız olabilir. Sonra hafif denge bulduğumuz günler olabilecektir gibi gibi. Ama neticede kitapla birlikteliği hiç bırakmayacağız. Vahiyden uzak bir hayat yaşamayacağız. Bu mirasın şerefini kendimize şeref bileceğiz. Belki bu ayet-i kerimeleri Vaka suresinin ayetleriyle birlikte düşünürsek, o zaman diyor ki tefsirlerde, bu kendini yazık eden kullar amel defterlerini solundan alacak olanlar, ama orta olanlar, muhtasit olanlar, işte ashab-ı yemin dediğimiz kitaplarını sağından alacak olanlar, hayırda yarışanlar ise
ve sabikune sabikun ulaikel mukarrabun denilen öncü kimseler diye anlayanlar olmuş. Allah en iyisini bilir. Bununla beraber genel olarak Müslümanların tercihi bu üç kimsenin de Allah'ın kitabının kendisine verildiği kimseler olduğudur. Bununla beraber Kur'an-ı Kerim'in başka bölümlerinde, mesela Araf suresinde, mesela Meryem suresinde Allah'ın kitabının mirası kendisine verildiği halde buna karşı kayıtsız kalan, verilen bu dini Allah'ın istediği yerde kullanmayıp kendi kişisel, siyasi, ekonomik menfaatleri uğrunda kullanan, üzerine varsan da varmasan da soluyup duran köpeğe benzeyen bir adamın anlatıldığı bölümler var. Ya da Allah'ın kitabına halifeler oldukları halde sonradan gelen gruplar Allah'ın kitabının gereği bir hayat yaşamayı unuttular, kaybettiler, namazı zayi ettiler diye anlatılır Meryem suresinde. Rabbim korusun. Yani kitabı elinde tuttuğu halde kitaptan vazgeçen, kitabın gereği bir hayat yaşamayan, kitaba kul olmak gerektiği halde kitabını kullanan, kitap yüklü eşek haline dönüşen kimselerin varlığı da burada var. Aldatıcı olan şeytanın Allah'la aldatmasını da bize Rabbimizin bu kitabını, bu suresi, Fatır suresi söylemişti. Tüm bunlarla beraber düşüneceğiz. Ve fakat şimdi burada bize Rabbim azınlık olduğumuz Mekke yıllarında Bilaller, Ammarlar, Abdullah bin Mesudlar olduğumuz dönemde diyor ki bakın sizler bu kitabın böyle mirasçılarısınız. Bu büyük bir ikramdır. Bu tercih edilmesi bir durumdur. Başka şerefle şereflenmeyin. Başka şeyleri aziz ve izzetli bilmeyin. Bu fazla ikramın peşine düşün diyor sanki. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.